Çin mantığı fabrikasını biz 30 yıldan beri uğraştık. Zaten önünde uğraştık, bir onu durdurmuştuk. Bu yeniden bir daha çıktı karşımıza. Şu anda yine bir yıldır uğraşıyoruz. Devam ediyoruz. İstemiyoruz. Doğamız talan ettirmek istemiyoruz. Bütün yiyeceklerimiz zarar vermesini istemiyoruz. Zeytinimize, bahçemize, domatesimiz, biberimiz, her şeyimiz kendi malımız bizim. Doğamız yani elimizin yaptığı bir iş. Hepsi etkilenecek, yok olacak. Bizim yaşam bitecek. Ya zarar verecek. Çoğu yakınlarımızın kanser hastasından kaybolduğunu da gördük. Ama bu mantarlanan, göbeklenen yenenleri de gördük. Kendi köyümüzün insanı hep. Şu anda yenenler yaşıyor. Ama kaybettiklerimiz de var. Ha, istemiyoruz yani. Çimento fabrikası istemiyoruz. Temiz bir hava almak istiyoruz. Doğduğumdan beri bu köyde doğdum. Bu köyde yaşıyoruz. Bu yaşımıza kadar bu köyde geçirdik. Koyunumuz, geçimimiz, ineğimiz, eşeğimiz, bahçemiz, bağımız, biz bunlarla geçinen bir insanız. Çimento fabrikasını istemiyoruz. Biz doğamızı kaybetmek istemiyoruz. Bu yeşillikler nereye gidecek oğlum? Suyumuz nereye gidecek? Bizim önemli olan suyumuz, toprağımız, doğamız. Çimento fabrikası olduğu zaman bu bizim yeşillikler yok olacak. Biz bağdan bahçeden yok olacağız. Biz neyle geçineceğiz? Bizim geçimimiz ne olacak? İstemiyoruz çocuğumuzu, çoğlanımızı, gelecek çocuklarımızı karşı, günümüzü karşı. Çimento fabrikasını istemiyoruz. Hayır, şehire gidemeyiz. Biz bundan sonra oğlum nereye gidelim? Biz gitsek mezarlığa gideriz bundan sonra. Biz çimento fabrikası için evimiz, dünyamız yok olmak istemiyoruz. İstemiyoruz. Malımızın içindeyiz, duamızın içindeyiz, suyumuzun içindeyiz. Biz çimento fabrikasına gelmişler tıp burgalesi kadar bulmamışlar mı? Çimento fabrikasını imza atan vatandaş gelsin bizim köyümüze. Yazın gelsin yeşilliğimizi görsün, kışın gelsin doğamızı görsün. Niye öyle bu imza atmış oraya? İnsanların yüzünü baktım, insanlar gerçekten yani psikolojik durumda, yani insanlar ağlamak zorunda. Çünkü 200 bin zeytin ağacı var. 2,5 milyon çam ağacı var. Bunun etrafında kardeş. Ha, o çiçekler var, fidanlar var, mantar var, göbek var. Bunlar, bu ormanlar kesildi mi bunlar yok olur kardeş. Onun için bizim mücadelemiz kardeş, kimseyle bizim intikamımız yok. Biz kimseyle alıp veremez. Biz köylüler sadece kendi şeylerimizi, yüzümüzü kendimiz için atan köylüleriz. Ama bir yer geldi mi dışına atmasını çok iyi bilen köylülerdeniz. Şimdi yani bizim dağlarımızda 40 çeşit şey var yani, bu ormanların içinde 40 çeşit şey, çiçek var, mantar var, göbek var. Çünkü bunlar orman çam ağaçları bunları besliyor. Bu mantarlar da o çamları besliyor. Şimdi çam ağaçları yok oldu mu bu mantar, çiçek bitiyor kardeş. Orada bir şey olmaz. 50 sene hiçbir şey olmaz. Maalesef üzgünüm. Ormanlarımızı 15 yaşında kesim yapıyorlar. Oradan sürüyorlar. Ondan sonra o orman bitiyor. O arazi bitiyor. Orada sel, felaket, her şey var kardeş. Onun için yani biz diyoruz ki tahrip etmeyelim doğamızı. Zaten yeterince tahrip var. Gerçekten insanlar acılığını, insanlar ağlıyor. Hiç kimse farkında değil. Çünkü git Eskisar'a git, Kavağa git, Efendicim Akbelen'e git, Deştin. Adamlar bir ocak açtılar, inanır mısın? Kayaya yuvadılar zaman 200-300 metre kayaya gidiyor ormanın içine. Nereye gittiği belirsiz. Bunlara biz karşı çıkıyoruz ama maalesef köylü olduğumuz için bir yerde bastırılıyoruz kardeş. Zaten bizim şehitlerimiz bitti. Ben biterim yani. Ben nereye gideceğim? Ben 62 yaşındayım. Ben memleketimi nereye değiştireceğim? Bundan sonra kim kimi köyünden kalkabilir ya? Acı bir olay. Değil mi ya? Bir insan köyünden kalkar mı? Bir ağaç 30 senede yetişiyor. Bir dünek 30 senede kuruluyor. 25 senede kuruluyor. Yani bir köyden yani insan, yani bir köyünden kalkar mı insan? Biz bunların mücadelesini veriyoruz. Yoksa bizim kimsini alıp veremediğimiz yok yani. Ben çimantocuyu tanımam, patronu tanımam, onu tanımam, bunu tanımam. Benim muhatabım değil ki adam, değil mi ya? Ben kimseyi tanımam yani onlardan. Ben sadece köyümü diktiğim ağaçlar düşünürüm. Yarından sonra benim torunlarım var, çocuklarım var. Benim bir de geleceği düşünürüm. Genel olarak düşün yani. Yazık değil mi? Günah değil mi? İnsanları vatanını bırakıp gider mi? Mesela Suriye'den gelenler tekrar geri memleketine gidiyor. Biz nereye gideceğiz peki? Öyle bir düşün ya. Zaten gidecek yerimiz kalmadı. Doğa tahrip altında şu anda.
Gerçekten tahribatında yani gülünecek yerimiz ağlayacağız yani. İnsanların psikolojik durumları bozuldu. İnsanların psikolojik durumları bozuldu. Meltem çok nadir esen bir rüzgardır. Estiği zaman da bizim buraya bitiriyor. Ama bu dibimizde. Bu bizim yarın hayatımızı kökten bitirecek. Bunu nasıl müsaade edelim yani? Bizim köyü değil. En az 7-8 veya 10 köye tamamen bitirecek. Zeytinimizi bitirecek. Zaten zeytinimiz bitti mi en büyük gelirimiz o yani. Burada en az ben yağ yaptım diyen 1 ton yağ yapıyor. Şimdi mesela gelirken de gördük yani açık yer yok. Her taraf zeytinden kaplı. Yetkililer diyor ki işte zeytinlerinizi zeytinlik yazdırın. Yani yazdırsam ben fabrika yapıldıktan sonra oradan gelecek tazminat, nalet olsun yani onu da istemiyoruz artık. Bizim tek derdimiz ölüncü kadar uğraşacağız, son nefesimiz kadar uğraşacağız. Fakat bizim seçtiğimiz yetkililer bize yardımcı olsunlar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Biz onlara bizi sahip çıksınlar diye seçtik. Aynen yani bir ağaç 7-8 sene meyve oturuyor. Tam meyve oturması 25-30 sene alıyor. Şimdi bu ağaçlarımızı yok edip de sadece bir çimentocu yan bırakalım yani. Çimento ihtiyacımız da yok yani bunu yetkililer öl diyor yani. Türkiye'nin çimento ihtiyacı da yok diyor. Burası da tamamen dış pazar çalışacak diyorlar. Bundan köylünün ne faydası olacak? Köylü her şeysinden mahrum kalacak, her şeyi bitecek. Çimentocu yaşayacak. Biz bunu müsaade edemezsek.